yorumlar ve puan. Tamam. Çok heyecanlıyım şu anda. Söz sizde, buyurun. Tamam. Ruşa ile başlayacağım. Önce şey yapacağım. Gözlemleyeceğim yemek yaparken neler yaptığını, onlara göre bir onları anlatmak istiyorum. Kendine göre bir disiplin kurmuşsun orada. Her şeyleri diziyorsun. Ama bazen çok detaylara takılıyorsun. Yani hani bu arada hepinizden çok çok özür dilerim. Yani bunlar hep benim de başıma gelen şeyler. Hani zamanında ben de öğrendim. Ama hani bazen böyle ufak detay dediğiniz zaman bu ufak detaylar aslında sizin işinizi kolaylaştıracak. Mesela ben somonda balık kavanoz deyince siz bir rahatladınız, demin de onu dedim ya. Ama yaparken biraz zorlandınız çünkü kolay bir yemek diye baktınız. Bunları ikinize de söylüyorum. Bir şeyleri koymayı unuttunuz, çıkarttınız, ettiniz. Sen tarçını unuttun. Sonradan ekledim. Evet. Yani demek istediğim oydu. Kolay, yani şunu ben size bir büyüğünüz olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere en disiplinli işi yapıyorsunuz. Çok uçlarda olduğunun farkındayım. Yani şu uçlarda dediğim, hani hem kendinize özgün bırakın diyorum. Ama bazı şeylerde de bırakamazsınız. Yani hani yemeğin içinde o varsa onu baştan koyup kapatacaksın. Sen mesela açtığın için daha çabuk pişmez diyordum ama sen biraz daha küçük dilimler yaptığın için oradan kurtardın, pişmişti. Ondan sonra bir de şeye dikkat ettim. Ben mesela bahçe salatasını hani kendiniz gibi yapın dedim ama biraz o dağınıklık vermenizi istedim. Hani tarladan çıkmış gibi, hatta salataların kabuğu da soyulmasın, yıkansın. Soyun. Peynirleri elinizle bölün dedim. Hani bir dilimi üstüne koyun, o kekiği koyun, şey yapın. Diğer parçaları sen mesela bıçakla kestin. Yani birazcık ben onda bahçe havasını almak isterdim. Hani tarladan gelmiş. Taht olmadan doğan bir şey böyle. Evet, yani hani onu görmek isterdim. Bir de şey var, yemeğin fena değil. Tadını beğendim. Yani arpa şehriyen de çok güzel olmuş. Ondan sonra somon açıp kapamana rağmen somonları biraz küçük kestiğin için daha kolay pişmiş. Bir tek salatandaki sos çok homojen olmamıştı. Yani çok karışmış bulmadım. Yani zeytinyağlı limon karışımı, tuzu bir tek o geldi. Kapta yani karıştırdım hani hatta ama hepsini. Nasıl? Hepsini bir mayonez tenceresine karıştırdım zeytinyağlı limon. Evet, karıştırdın ama demek ki bir oranda bir şey var. Yani bir tek o vardı. Onun haricinde bir de şey var. Gülünce çok güzel oluyorsun ama şöyle söyleyeyim, yemeklerini servis ederken özellikle rakiplerin yerken çok ön yargılıydın. Yani böyle çok suratın asık baktı. Yani diyeceksin ne alaka ama kendine güven... Güveniyorum. Ama orada güvenmiyordun. Yani dışarıdan bir göz. Tamam, o zaman sana büyüğün olarak şunu söyleyeyim. Güveniyorsun ama güvendiğini göstermen gerekiyor. Yani onların yanında böyle suratın asık olmamaları gerekiyor. Onlar da gülmüyor. Onlar gülmek durumunda değil. Ama yemeği yapan sensin. Ev sahibisin. Doğru şefim. O onların kendi ayıbı diyeceğim ama kusura bakmayın. Yani o yüzden senin gülmen gerekiyor. Ondan sonra bir de salata tabağı birazcık çok dediğim gibi hani karışık geldi bana. Daha böyle nasıl söyleyeyim, dağınıklığın içinde de bir estetik vardır. Yani o estetik zamanla kazanacağım bir şey. Ama biraz böyle hani tabii salatalıkları askeri nizam dizmesen de biraz böyle onları düzgün aynı son tabaklamada. Fark ettiysen ben zeytinleri sona bıraktım, üstüne koyacağım. Ben de öyle yaptım. Soğanı. Biraz karışıktı. Onu söyleyeyim. Ama lezzeti güzeldi. Evet. Bir de hani şey, tabağın altına bir peçete koy demiştim ya. Koymuştum. Koydun ama onu mesela böyle hani dedim güzel peçete olursa olur. Sonra ben onu mesela kaldırdım kaymasın diye kapattım. Sen direkt peçetenin üzerine koydun. Dediğim gibi biz yemeği önce gözümüzle yeriz. Ama yemeğin öncesinden çok, hani tabii ki sen yemeği yapacaksın, bir garson arkadaşın getirecek ama sen getirdiğinde gülerek getirmen gerekiyor. Yemeğin en güzel tadı senin gülüşünden gelecek. Yani senden aldığım güvenle diyeceğim ki sağlam bir yemek geliyor demem gerekiyordu. Yani buraya da çok güler yüzlü gelmedin ama ne güler yüzlüsün, evet. Allah'ım. Videolarda vardır, yani yönetmenimizden isteriz. Ben puanlama için şöyle biraz panik olduğum için puanını kırıyorum. O çünkü her zaman bir hatalardan ders çıkar. Mesela ilk soğan koyacaktın. Çünkü herhalde sen bizden kulak misafiri oldun. Altına ben soğan da koyuyorum demiştim Kadir'le şeyle konuşurken. Aslında limonla yaptık. Yani biraz daha dikkatli dinleseydin o olabilirdi. Yani işte ben bunu yapmak istedim aslında. Siz çok böyle karışık bir yemektense, basit bir yemekte
ne yapacağınızı görmek istedim. Bazen basit zordur onun için. Onun için ben aslında ortalamayı şöyle yapıyorum. Sana 10 üzerinden 8 veriyorum. Aslında tadın güzeldi. Ama biraz daha bak böyle gülmen gerekiyor. Keşke gülseydim ya. Ona mı kırdınız? Hayır ona değil ama kendi güvensizliğin de var. Yani ben genel baktım. Orada mesela biraz... Bugün bir halsizlik var bende o yüzden. Yoksa bir şey soracağım. Mutfakta mazeret olmuyor. Yok asla olmuyor. Hakikaten olmuyor. Yani ben ne şef arkadaşlarımla çalıştım. İnan ki hani... Bahane yok. Yani şöyle... Eğer sen burada televizyonlara çıkmak için şef olmak istiyorsan evet. Ama gerçekten mutfağın şefi olacaksan bahanen olmayacak. Oradaki yıldız sen olacaksın. Ve ekiplerinle de biraz mesela şeyi de gördüm. Çok karıştılar. İkinize de karıştılar. Aslında ben susun musun diyecektim. Ama sonra orada biraz panikte yaşamanızı gördüm. Çünkü mutfakta size karışan olmayacak ama herkesin bir mutfakta işte birinin yemeği gidecek gelecek. Öyle. Çok şey yapmayayım. Şimdi... Ayten, sen de bir disiplinin var. Seni de biraz panik ettiler, farkındayım ama mutfakta yemeye başladığın zaman hiç kimseyi görmemen gerekiyor. Sen yemekle konuşacaksın. Yemek de seninle konuşuyor. Farkındasın, cazır cazır yaptığı zaman işte altını kısman gerekiyor, ediyor. Ondan sonra, bilmiyorum hani çok toplu ve tertipli olmanız gerekiyor. Onun farkındayım ama siz onu çok böyle şeye almışsınız. Böyle bir görev gibi yapıyorsun. Yani evet toplu olman gerekiyor ama her tezgahına damlayan suyu kurulamana gerek yok. Yani bırak oraları bazen ıslak kalabilir. Hani dolayısıyla hani böyle çok bölünüyorsun. Oraya kötü bir şey düşerse falan filan o önemli. Biliyorum sana şey dediler. Çöple şey yan yana. Aslında tabii ki ikisinden birbirine mikrop geçmez. Yani hepsi neticede tabii. Bir önceki şey ama evet. Şu olabilir. Kafanı karıştırmaya. Kafanı karıştır. Yani çöpe atacağını normal yemeğin içine atabilirsin, yemeği atacağını çöpe atabilirsin. Tezgahında mümkün olduğunca az şey tutman gerekiyor. Salata tabağın çok dağınıktı senin. Sen de böyle bir peçeteyi koydun. Dikkat edersen ben kenarlarını katladım. Biraz estetik gerekiyor. Yani güler yüzle getirdin ondan sonra. Benim de sana puanım 8. Aynı verdim çünkü tatlar güzeldi. Hı hı. Ondan sonra birinizin işte mesela evet belki sana çok yorumum oldu ama hani asıl puanlamada önemli olan derli toplu yaptın açıkçası. Çok dağıtmadın ama bazı ufak tefek şeylere denk geldin. Yemeklerin tadı hakikaten güzeldi. Yani ben senden o açıp kapatmada bir şey yapacak diyordum ama bazen işte ufak triklerle kapatabiliyorsunuz. Zamanla da bunu mutfak hayatında... Ruşa yine bir dokunuşla puanı evet. Kapmayı başardı. Bravo Ruşa. Bravo Ruşa. Biz çok. Evet. Çok ben teşekkür çok ediyoruz. Böyle, evet çok yani şey yapamadım. Bir de çok iyi karşılandım. Yani çok sizler de öyle. Yalnız çok bayağı köstek oldunuz rakiplere ama neyse. Onu ben tabii karışamam. Burada alışıklar onlar. Ona tabii karışamam. Ama en azından biraz mutfakta sessiz olsanız iyi olurdu. Ama tabii o bilemiyorum. Siz arkadaşla şey olduğu için. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben çok böyle, teşekkür ederim. Aslında bilinen anneannelerimizin tarifi dediğiniz. Buğulama. En buğulama, yediğimiz en sağlıklı yemek. En sağlıklı. Bunu bambaşka bir sunumla bize gösterdiğiniz ve bir... Kapı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkürler. Alkışlarımızla şefimizi uğurlayalım arkadaşlar. Teşekkürler. Peki sizi uğurluyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.